Mevsimlik işçiler olarak 6 ay çalışıyoruz. 6 aydan sonra maalesef evde oturuyoruz. Çünkü bize iş imkanı sunulmuyor. 6 aydan sonra sigortamız ödenmiyor. Sadece hastanelerde hastalandığımız zaman girebilmek için sadece sigortamız gözüküyor. Biz gerçekten insanca yaşamak için kadro istiyoruz. Bunu da bizim genel müdürümüz işçilerin kadro almasını istemiyor. Ama kendisi veya farklı yanındakilerin 40 TL yerden maaş aldığı zaman sıkıntı olmuyor. Çaykur zarar etmiyor. Biz Çaykur çalışanları kadro istediğimiz zaman Çaykur zarar ediyor. Ama bir milletvekili 3 yerden 4 yerden maaş aldığı zaman ve Çaykur'a bağlı bir üniyede gösterildiği zaman zarar etmiyor Çaykur. Çaykur'un kendi işçileri 6 aydan sonra kadrolu olmak istiyorlar, hayatlarını devam etmek istiyorlar diye zarar ediyor Çaykur. Bizim kendi çalıştığımızı dünyaya sunmuşuz, zarar ediyormuşuz. Dünyaya nasıl sunabiliyormuşuz? Demek ki bizim çalıştığımız yerdeki ürünü dünyaya sunabiliyorsak, bütün ülkeye sunabiliyorsak demek ki bizim çalıştığımız ürün çok mevkiatlı bir üründür. Dile gelen bir ürün. Her yerde, her zaman, her yerde hararetlendiğin bile zaman çay içiyorsun. O çay önüne gelmesi için ne kadar aşamalardan geçiyor? Onları biz yapıyoruz. Onu biz o hale getirdiğimiz zaman akıttığımız alın teriyle biz hak etmek istiyoruz. Eğer ki Çaykur, hatta bunun üzerine Çaykur Genel Müdürümüz şöyle bir açıklama yaptı. Çaykur çalışanları kadro alırsa ben onları çalıştıracak yerler yaratabilirim. Demek ki neymiş? Bizim çalıştırabileceğimiz yerler var ki bunun önünü sizler kesiyorsunuz. Keşke şöyle bir açıklama yapsaydınız. Benim Çaykur işçilerim geçinemiyor, yapamıyorlar. Onların çocukları var, hastalığı var, iyi günü var, kötü günü var. Onların daha iyi bir şekilde çalışması için onlara ben Sayın Cumhurbaşkanı'na kadro istiyorum demesini isterdim. Hani dönemeçli laf yapmasını istemezdim. Sayın Cumhurbaşkanımız bundan 2000'li zamanında daha Cumhurbaşkanı, Başbakan olmadığı zamanlarda, muhalefet olduğu zamanlar ne demişti? Ben Çaykur işçisine hak ettiği yere getireceğim, bütün Çaykur çalışanlarına kadro verileceğim. Neymiş? Demek ki sen bulunduğun yerdeydi, çıktığın yer arasında dağlar kadar fark var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızdan şunu istiyoruz. Biz gerçekten geçinemiyoruz. Benim eşimin işleri kışın çok boş oluyor. Benim gibi bir sürü arkadaşımız var. İşleri çalışmıyor. Maalesef kışın da her yer kapalı oluyor. Hem maddi olarak hem manevi olarak çocuklarımıza yetemiyoruz. Bir dışarı çıktığımız zaman 300-400'den aşağı gelemiyoruz. Çocuğumuz bizden bir şey istiyor. Alamayız dediğimiz zaman çocuğumuz bu sefer bize agresif oluyor. Biz onu terbiye edemiyoruz. Bu sefer farklı şeylere yönelmeye çalışıyoruz. Ama bizim kazancımız olsa, bizim belli bir gelirimiz olsa veya ileride çocuğumuza bırakacak bir mirasımız olmasını istemez miyiz? Siz de bizi görüyorsanız Sayın Cumhurbaşkanım, lütfen Çaykur çalışanlarına kadro verin. Ve herkes hangi sözü vermişse lütfen arkasında dursun. Teşekkür ederim.